Değerli seyirciler, bir tek sen Antalya Spor Beşiktaş mücadelesinde ilk 45 dakika saniyeler önce sona erdi ve uzatma bölümünde 45 artı 2'de Cenk Tosun'un kaydettiği golle Beşiktaş soyunma odasına 1-0 önde gitti. İlk şutun 33. dakikada atıldığı bir maç. Daha çok böyle orta sahada top dolaşıyor. Öyle çok fazla kale önü zenginliği yok, üretkenlik de yok. Tempo da yok. Ama Beşiktaş için kritik maç hocam. Fenerbahçe'nin de puan kaybettiği haftada böyle bir inişler çıkışlar varken Antalya deplasmanı, iyi durumda bir Antalya. İlk yarıyı 1-0 önde kapatmak avantaj. İkinci 45 dakika ne vaat ediyor bize? Şu andaki futbola göre hiçbir şey vaat etmiyor. Bakacağız, her şey olabilecek bir maç. Bir gol atıldı. Aklında bir şey kaldı mı? Yok. Bir iki tane tartışılabilecek pozisyon var. Onlara bakacağız 90+1'de. Böyle enteresan kararlar oldu. Ama hep şey konuştuk. Ali Koç'un basın toplantısı. Evet, konuştuk. Yani, onunla ilgili futbol gündemi o. Yani bu maç değil şu anda. Tamam, oynanıyor. Ama iş öbür taraf. Bakalım. Konuşacağız. Ne olacak? Enteresan. Türk futbolu nereye gidiyor, ne yapıyor? Vallahi değineceğiz onlara. Aslında bizim uzun zamandır söylediklerimizden çok fazla şeyler yoktu. Çok farklı şeyler yoktu ya da. Değil mi? Dolayısıyla ya hocam bak, bir şut isabeti yok. Antalya Spor'un 5 şut. İkisi isabetli. Birisi az önce gol oldu zaten. Bir kez girmiş Antalya Spor ceza sahasına ya. Bir. Evet. Ev sahibi takımsın. Şimdi orada itirazlar mı itirazlar falan var. Çizgiyi çektiler. Offside değil. Yani niye itiraz ediliyor? Nihayetinde var işte, bir şekilde çizecek orada VAR'da çizgiyi. Bilmiyorum. Bir konularda hak iddia etmek için bir yandan da bir varlık da göstermek lazım. Ha diyeceksin ki sen ver kardeşim, o kötü oynasın, ona da hayır, onda bir şey demiyorum. Hocam olayın ana fikri şu: Türk futbolunda güven bitmiş durumda. Yani evet. Güven yok. Güven olmayınca her şeye şüpheyle bakılıyor. Bakıyoruz, biz de bakıyoruz, bakılıyor. Evet, bir garip bunu, herkes paranoyak olmuş. Herkes bir şey olmuş. Bunun da kabahati suçlusu şekli biz değiliz. Bunu yaratanlar yıllarca, ama bu yeni bir olay değil. Değil. Gittikçe kar topunun yukarıdan böyle sallandığı gibi aşağıya büyüyor. Ama bundan kim önüne geçer, ne yaparlar, nasıl bir şey olur? İnşallah olur ama gidişat iyi değil. Yani gidişatın iyi olmadığını herkes biliyor zaten. Bugüne dair bir sıkıntı değil. Ama yeni bu değil bu yani. Çok sürpriz değil. Yani bir konuşuyoruz zaten. 8 senedir, 10 senedir bu. Evet. Gelen bir olay. Bu gittikçe de aşağı gidiyor. Tadı kaçmıştı artık. Gittikçe yani de aşağı gidiyor. Yani şuradan belli. Yani ihale 500 milyon dolardan şu anda 90 milyon dolara, 80 milyon dolara inmiş durumda. Evet. Zaten belli yokuş aşağı gittiğin. Onu da kartopunu koy, o da tersine olur. Kartopunu bir ufak parça koy, büyüyerek gider aşağıda, çığ olur. Yani o kadar basit ya. Tabii. Marka imajı şu bu falan derken ne noktalara gelirsin? O yüzden zor. Onun için de ben maça bakıyorum. Ya maçta kalite de yok, bir şey de yok yani. Maça bakacağım ya, maçı seyredeceğim. Maçta ne var ya? Yani bir tane gol var. O ona itiraz ediyor. Offside'de değildi, nedir? Yani keyif almadığım bir maç hocam. Seyrediyorum. Bir keyif alamıyorum maçtan. Sen aldın mı bilmiyorum. Yok hocam ya. Yani ne girelim konuşalım dedik, şuna bakalım. Burada bir şey var mı? Şu ne yapıyor? İşte orada Necip var, burada Cenk Tosun gitmeyeyim. Yok abi, ya, ona bakacağımıza şey, ulan nasıl keyifli bir maç, nasıl geçti 45 dakika, helal olsun. Ulan helal olsun mücadele, baksana abi sahaya bakınca anlarsın. Kırmızı ile yeşile bakma abi, anlarsın nasıl maç vallahi olduğunu. Beşiktaş kendi yarı sahasından top çevirmiş, sağdan sola soldan sağa. Şeye kırmızılık benziyor. O yüzden, çünkü Antalya orada değil ki. Beşiktaş savunma yaptığı için kendi yarı sahası kızarsın. Yani sahalar şeye benziyor bizim. Bakımsız futbol sahalarına benziyor zaten. Antalya zaten hiç yok. Yani böyle bir maç şu anda. He, tekrar söylüyorum. Buradan kazanarak dönerse önemli iş yapmış olur ama. Evet. Beşiktaş hocam. Evet.
Yani bu önemli bir eşik. Çünkü Antalya deplasmanı kolay deplasman değil. Beşiktaş'ın da Burak Yılmaz da buralarda kayıpsız dönmesi seçim sürecinde hep kazanması lazım. Evet hocam. Hep. Yani hep kazanması lazım. O yüzden kolay hani mi? Bunlar önemli yani. Sen ne oynadığından çok sonuç alabiliyor musun? Öyle maçlar şu anda. Çünkü Beşiktaş'ta anlamadığım bir şey var. Beşiktaş yönetimi seçim kararı alıyor. Seçim kararını niye alırsın? İyi gitmediğin için alırsın. Sonra tekrar ben geleceğim diyorsun. Senin heyetindeki adamlardan birileri ben de gireceğim diyor filan. Ne işler oluyor Beşiktaş'ta? Enteresan işler oluyor. Kendileri bilirler. Bunlar olduğu zaman senin futbol takımın da yıpranır hocam. Senin seyircin de yıpranır, futbol takımın da yıpranır. Bugün ait işler. Yani herkes neticeye bakıyor. Şimdi sen bu maçı aldın, aday olacaksın. Alamadın, aday olmayacaksın filan mı abi yani? Kulüpler Türkiye'de öyle mi idare ediliyor? Yani ne alaka bu? Onu da camia onun bilançosunu yapacak. Şimdi birazdan Beşiktaş'ın borcunu getireceğim 90+1'de. Göreceksiniz net ama. Yani çok net bir haber bu. Borcunu hepiniz göreceksiniz. Ne olduğunu. Transfer. Hepsini göreceksiniz. Rakamı göreceksiniz. Dudağınız uçuklayacak. Yani... Ama hala daha başkan olmak isteyenler var. Demek ki başka şey de var. Ne bileyim abi anlamıyorum. Yani olay gidiyor. Tren devrilecek. Aday olacaklar. Bir de şu var yani eski Beşiktaş daha enteresan. Yönetimden biri çıkıyor hesap soracağım diyor. Aday oluyor hesap sormuyor. O yönetimden biri çıkıyor hesap soracağım diye gene bir şey olmuyor. Öteki yönetimden biri çıkıyor ben olacağım diyor. Oluyor gene hesap sormuyor. Yani kendi içinden doğurarak gidiyorlar hesap sormaya. Hiç hesap soran yok. Borç artıyor. Herkes nemalanıyor. Şöyle nemalanıyor tabii. Nemalanma derken şunu kastediyorum. Beşiktaş başkanı olmak önemli bir olay. Ya, tribünde oturursun. Devletle münasebetin vardır. İşte siyasilerle konuşursun. Gazetelere çıkarsın filan. O zaman abi ama Beşiktaş ne oluyor? Beşiktaş ne oluyor? Şey. Beşiktaş ne oluyor? Şimdi önüne getireceğim borcu. O borcu kim ödeyecek? Borç ya. Bunu söyleyince kızıyorlar. Yani gidişiniz Arap sermayesi. Gidişiniz nasıl? Arap sermayesi. Yani gidişiniz Arap sermayesi. Satılır abi. Ya enler çıkamazsın o borçların içinden. Yani devlet yardım ediyor da nereye kadar abi? Devlet de sana bir yere kadar yardım edecek. Ben vergimi veriyorum. Sen harcıyorsun. Sonra diyorsun ki bana yardım et. Sana ne yardım edeyim abi? Ben bir yere kadar yardım ederim sana. Bir yerden sonra amatörlere yardım ederim. Sana niye edeyim? Sen profesyonelsin. Tabii canım. Sen herkes... kendi yağından kavrulacaksın. Senin seyircin de var. Beşiktaş seyircisi vallahi aşırı dolduruyor. Helal olsun. Evet. Yani öyle veya böyle gittiği halde Beşiktaş seyircisi dolduruyor ya. Başka kulüp olsa görüyoruz seyircilerini boş. Yok Beşiktaş seyircisi o anlamda bu sıkıntılara rağmen mesela Trabzon seyircisi arkasında duruyor. Mesela gitmiyordu maça filan. Şimdi bu Fener maçından sonra gidecekler. Hocam işte gideceksin yani. Takımını bırakma. Takımının ihtiyacı olduğu zaman git. Yoksa galip gelince baban da gider maça. Doğru. Doğru hocam. Yaşar Kemal Uğurlu için zor bir maç değildi aslında ama yine de zorlaştıracak kararları var. Güvenmediğim bir hakem. Güvenmediğim bir hakem. Ha niye güvenmiyorum? Güvenmiyorum. Kestirme. Sebebini bulsunlar. Bulurlar. Çok enteresan ya. Şuraya bak. Bir tane şut atabilmişsin. İsabetli şutun yok. Bir kere rakip ceza sahasına girmişsin. 45 dakikada. Fazla alamayacaksın. O zaman da kusura bakmayacaksın yani. Fazla alamayacaksın. O zaman kusura bakmayacaksın. Yine 1-0 iyi skor demek. Şimdi ikinci yarı çıkacaksın. Değiştireceksin hadi bakalım. Tabii. Şimdi uğraşacak. Hadi bakalım. Şimdi uğraşacak. Bakalım. Mutlaka Burak Yılmaz'ın da bir hamlesi olacaktır karşı. Ama yani Nuri Hoca sanıyorum skor dezavantajıyla oynayan kendisi bir oyuna ya da oyuncuya hamle yapma durumunda. Bakacağız. Zemin falan da kötü ya. Ya yağmur da çok fazlaydı. Bu Antalya'nın zemini
Hakikaten hocam mesela İngiltere'ye yağmur hiç yağmaz. Değil mi? Ama orada ondan zeminler çok oluyor? Düzgün. Niye oluyor ya? Hiç yağmaz orada yağmur biliyorsun. İngiltere'de yağmur denen olay yoktur. Ama zeminler halı gibi ya. Nasıl Antalya ediyor? Antalya 12 puan hocam. Düşme hattı 9 puan. Yani bu işler kolay değil. Öyle çıktım kurtuldum falan durumu yok. Geçmiş dönemlerin sıkıntısını da çekiyorlar. Geçmiş dönem başkanlarının Anadolu'ndaki yani dolayları. İyi fiyatlara falan. Futbolcu sattılar, iyi gelirler de elde ettiler falan. Yani artık Antalya takımının daha planlı, prensipli olması lazım bence. Yani bu ligin rengi Antalya Spor'da hani bu ligde olması gereken lige renk takımı. Katan, keyif katacak bir takım, bir camia. Antalya, Alanya. Ama bilmiyorum bakalım ikinci yarı neler gösterecek. Daha keyifli, daha göze hoş gelen, daha bol pozisyonu olan, goller olan belki de bir maç umut ediyoruz. Öyle olsun umudundayız. Şöyle bir bakıyorum. Yani gol beklentilerine bak ya. Yok gibi bir şey ya. Yani onlara baktım da neredeyse yok gibi yani. Sahaya bakıyorum ısınan var mı diye. O da yok. O da yok. Isınan da yok. Gol beklentisi de yok. Yok yani tek bir gol var. 45 artı 2. Isı haritası ısısız bir harita. Hocam, hiç ısı yok bak. Isı haritasında kırmızı hiç yok. Şey çok enteresan ya. Beşiktaş kırmızı. Kendi yarı sahası kırmızı. Antalya yakıp alanda oynamamış hiç. Yani demek ki bu neye gösteriyor? Sen yarı sahanda dolaştırmışsın. Çünkü Antalya oraya gelmedi. Çok enteresan ya. Baksana. Ya, ama Antalya'da kırmızı var. Orta saha böyle. Orta saha. Sadece orta sahada al, kaptır, git. Zaten çok top kayıpları fazla. Böyle bir maç oluyor. Tekrar söylüyorum. Vallahi biz maça az baktık. Başka şeyler konuştuk. Onu 90 artı 3 kişi zaman zaman 4 kişi. Neler konuştuk? Maça böyle bakıyorduk. Çünkü maç bize baktırmıyor ki hocam. Maçın bize baktırması lazım. Ulan şuraya bak, pozisyonlara bak, helal olsun. Oturalım, kalkalım. Maç bize baktırmadı hocam. Hesabı o maçın. 90 artı 1'de hem Ali Bey'in bugünkü açıklamalarını, hem birkaç gündür, bir süredir üzerine konuştuğumuz malum hakem camiası ile ilgili konular var. O konulardaki bazı gelişmeleri de biraz aslında eşleyerek yer zaman anlatacağız. Göstererek. Evet. Onları da anlatacağız. Dolayısıyla biraz daha resim, bazı şeyler netleşebilir. Bazı bugünkü isimlerle aslında bizim 90 artı 1'de bu sezon, önceki sezonlar konuştuğumuz şeylerin örtüştüğünü de zaten örnekler vererek göstereceğiz. Evet. Hepsi var. Sanıyorum biraz daha taşlar yerli yerine oturacaktır. Yavaş yavaş oturuyor zaten. Ama bunu öncelikle tabii kulüpler sağlayacak. Camianın asıl paydaşları sağlayacak. Bakacağız. Bakıyorum şimdi ısınanlar Rebiç falan ısınıyor ama oyuna girme ısınması değil. Yok. Öyle bir ısınma gır değil. Gırgır yapıyorlar. Evet. Tam öyle. Tam gırgır yapıyorlar. Peki bakalım ikinci yarı neler getirecek? Bu maça Antalya Spor Beşiktaş maçına bakacağız. Dediğim gibi gündemi konuşacağız. Ve her şeyi şöyle bir toparlayacağız. Bugünün tartışmanın pozisyonlarına bakacağız. Var 2-3 tane. Dediğim gibi önce scoreboard ardından 90 artı 1 de birlikte olalım.